Akdeniz Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Karaca, sigara, obezite, alkol ve düzensiz beslenme gibi faktörlerin kanser riskini artırdığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın kanser tarama programları sayesinde erken teşhis yapılabileceğini anlattı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'ndan doçent doktor Mustafa Karaca, dünyada kanser verilerine bakıldığında 21 milyonu aşkın kanser vakası olduğunu ifade ederek, yıllar geçtikçe bu sayının daha da artmasını beklediklerini söyledi. Türkiye'de 581 bin kanser vakası bulunduğunu aktaran doçent doktor Karaca, her yıl yaklaşık 232 bin hastanın kanser tanısı aldığını, yaklaşık yılda 125 bin hastanın da kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı. Dünya global kanser verilerine bakacak olursak, tüm dünyada yaklaşık 21 milyon kanser vakası bulunmakta. Bu sayının 2030 yılına doğru gidildikçe 32 milyonu aşması beklenilmekte. Ülkemizde şu an yaklaşık 581 bin kanser vakası bulunmakta ve her yıl yaklaşık 232 bin yeni tanı kanser hastası tanı almakta. Ve maalesef yaklaşık yılda 125 bin kanser hastası da kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmekte. Ülkemizde ve dünyada en sık görülen kanser akciğer kanseri ki ülkemizde yaklaşık yılda 45 bin vakaya tekabül etmekte. Ardından daha sonra yine hem ülkemizde hem de dünyada ikinci sıkta gözüken kanser meme kanseri, daha sonra kolon kanseri ve diğer kanser olarak sıralanmakta. Kanserin oluşum nedenlerine bakacak olursak yaklaşık %85-90 nedeni çevresel faktörlere bağlı oluşmakta. Kalıtsal faktörlere bakacak olursak ise %8-9'luk kısmı ise kalıtsal faktörlere bağlı oluşmakta. Yani aslında kanserin küçük bir kısmı genetik olarak oluşurken diğer büyük bir çoğunluğu çevresel faktörlere bağlı oluşmakta ki bunların başında hepimizin bildiği sigara ve yine çağımızın hastalığı olan obezite, alkol ve sedanter yaşam bu kanser hastalığının oluşmasındaki en başlı etkenler olarak karşımıza gelmekte. Tabii gerçekten özellikle hem sigara kullanımının hem de çağımızın hastalığı olan obezitenin giderek artmasıyla birlikte biz kanser hastalığının da sayısının giderek arttığını görmekteyiz. Tabii bu da hastalarda daha doğrusu insanlarda gereksiz bir korkuya kapılmadan ama taramalarında aksatmadan mutlaka düzenli kontrollerine devam etmeleri gerekmekte. Son dönemde herkesin bir yakınının kanser tanısı haberi aldığına dikkat çeken doçent doktor Mustafa Karaca, Sağlık Bakanlığı'nın da tarama programlarında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Ailelerinde kanser öyküsü olan kişilerin sağlık kontrollerini aksatmamalarını öneren Karaca, kanser tipine göre belirtilerin değişiklik gösterdiğine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığımızın bu konuda çok önemli çalışmalar yürütmekte ki özellikle serviks kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri, kolon kanseri ve meme kanseri ile ilgili önemli tarama çalışmaları mevcut. Özellikle erkeklerde 50 yaşından sonra prostat kanseri, 45 yaşından sonra kolon kanseri taramasını unutmamaları gerekiyor. Hem erkek hem kadın 20 yıl üzerinde sigara içen 50 yaş üzerindeki erkek ya da kadınların da akciğer kanseri açısından çok dikkatli olmaları gerekiyor. Kadınlarda yine çok sık gözüken meme kanseri 40 yaşından sonra mutlaka mamografi ile rutin tarama programlarına devam etmeleri lazım. Yine kadınlarımızda çok sık gözüken rahim ağzı kanseri taramalarında 25 yaşından itibaren başlamalarını önermekteyiz. Doçent doktor Mustafa Karaca, kanser hastalığının hem Türkiye'de hem de dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını belirtti. Ailemizde kanser öyküsü olanlarda ve bazı belli başlı özellikle kanserler ki bunların başında meme kanseri, ovar kanseri ve bazı akciğer ve pankreas kanserlerinde genetik mutasyonlar saptanabiliyor. Bu genetik mutasyonlara sahip kişilerin birinci sıra ve ikinci sıra akrabalarında da bu kanserler gelişebilmekte ki bu kanserlerin önemli bir özelliği de bunların diğer normal ileri yaşlarda gözüken kanser örneğin erken yaşta görülüyorsa
Bunun genetik geçişli olma ihtimali çok yüksek. Buna örnek verecek olursak, hepimizin bildiği gibi kolon kanseri 50 yaş üzeri gözüken bir kanser iken bu genetik faktörlere sahip. Bazı insanlarda bu kolon kanserinin yaşı 20'li yaşlara kadar düşebilmekte.